أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين سلطان الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفنمز المبارك روحيشن Şeriat-ı Garra-i Muhammedi elden ele, dilden dile, bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan cümle ulema-i amilin, sulaha-i salihin, evliya-i vasilin, agniya-i şakirinin, musannifin, muhaddithin, müellifinin ruhları için ve hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin ruhları için, eserlerini okuyarak ilminden istifade ettiğimiz bütün müelliflerin ve şarihlerin, hususen Abdurrahman el-Cami Hazretlerinin ruhu için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Abdurrahman el-Cami Hazretleri, Şeyh İbni Hacib Hazretlerinin Kafi isimli eserine hamdele ile başlamamasının gerekçelerini veya başlamamasına yönelik akla gelebilecek olan itirazları cevaplamış oldu. Besmele ile bir işe başlanmazsa bereket yok. Hamdele ile başlanmazsa yine bereket yok. Öyleyse hayırlı işlerde, güzel işlerde, faydalı şeylerde bir besmele bir de hamdele ile başlanmalı. İslam kültüründe bir kız istenirken bile besmele ve hamdele ile başlanır. Bir ticaret anlaşması yapılacağı zaman başta besmele ile hamdele ile başlanır. Bir akit yapılacağı zaman besmele ile hamdele ile başlanır. Yani yapılacak olan her işte besmele ve hamdele. Bir insan matematikle ilgili, fizikle ilgili, kimya ile ilgili bir konferans verecek veya bir ders verecek, besmele ile hamdele ile başlar. Biz besmele ile başlamayı, yani İslam kültürüne sahip olan mütedeyyin insanlar biliyoruz ama hamdeleyi ihmal etmişizdir. Besmele ve hamdele her ikisiyle ilgili de olmadığı takdirde bereketten kesileceği konusunda rivayetler vardır. Ve İslam kültürüne bu yerleşmiştir. Yani hem besmele hem de hamdele ile başlanması kültürümüze de yerleşmiştir. Vebede بِتَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ. Şimdi İbn Hacib Hazretleri eserine başlarken el-kelimetü dedi, kelimenin tarifini yaptı. Sonra el-kelamı deyip kelamın tarifini yapıyor. Neden? Kelime ve kelamla başlamıştır. Hamdele ile başlamadığını anladık. Peki neden kelime ile başlamıştır ve kelam ile başlamıştır? لَاَنَّهُ Çünkü İbn Hacib Hazretleri yebhathu fi hadha'l kitabi bu kitapta bahsedecek an ahvalihima kelime ile kelamın hallerinden bahsedecek. Meşhul yaparsanız li ennehu zira zamir şen yaparsınız yebhathu bahsedilecek fi hadha'l kitabi bu kitapta an ahvalihima kelime ile kelamın hallerinden bahsedilecek. فَمَتَا لَمْ يُعْرَفَا Onlar bilinmedikçe, tasavvur edilmedikçe كَيْفَ يُبْحَثُ Nasıl bahsedilir an اَحْوَالِهِمَا Hallerinden. Şimdi kelime ile kelamın halleri. Mesela kelimenin halleri nedir? Merfudur, mensuptur, mecrurdur, muğrebtir, mebnidir, munsariftir, gayri munsariftir. Değil mi? İlmin, nahvin tarifi neydi? عِلْمٌ يُبْحَثُ ف۪يهِ عن احوال اواخر الكلمه من حيث الاعراب والبناء kelimenin halleri dediği zaman burada ilal hali söz konusu değildir. Hangi haldir? Mureblik ve mebnilik açısından, merfuluk, mensubluk, mecrurluk açısından efendim hallerinden bahseder. Kelamın da hallerinden bahseder. Yani bir kafiyi total cem'an yekun olarak düşündüğünüz zaman kelam mesela şart cümlesi olduğu zaman, ceza cümlesi olduğu zaman bazen cümle ne olur? Meczum olur, değil mi? Cümle mahalle merfu olur, cümle irabtan mahal alır, sıfat alır. Kelamla ilgili de elbette onun da hallerinden bahsedilmiş olacaktır. Bu arada
Nahiv ilminin mevzusunun kelime ve kelam olduğu anlaşılmış oluyor. Madem ki kelime ile kelamın hallerinden bahsedilecektir, o zaman nahiv ilminin mevzusu nedir? Kelime ve kelamdır. Madem ki nahiv ilminin mevzusu kelime ve kelamdır, önce kelime deyince aklımıza ne gelecek, nasıl tasavvur edeceğiz onu? Efendim, kelam deyince bunu nasıl tasavvur edeceğiz? فَمَتَا لَمْ يُعْرَفَا لَمْ يُعَرَّفَا da olabilir mi? فَمَتَا لَمْ يُعَرَّفَا bunlar bilinmedi, tarif edilmedikçe. Daha doğrusu فَمَتَا لَمْ يُعْرَفَا yani bunlar tasavvur edilmedikçe. Önce kelimeyi, kelamı bir tasavvur etmek lazım. Efendim, ondan sonra bunların hallerinden bahsetmek lazım. فَمَتَا لَمْ يُعْرَفَا tariften değil de marifet kökünden gelmesi daha tercihe şayandır. Ama lem yu'arrafa olmaz anlamına gelmez. Femeta lem yu'arrafa lem yu'arrafa bunlar tasavvur edilmedikçe. Marifet bir şeyi tasavvur etmek bilmektir. Femeta lem yu'arrafa bunlar tasavvur edilmedikçe keyfe yubhasu an ahvalihima bunların hallerinden nasıl bahsedilir? Önce kendisini tasavvur edeceksin ki hal onun üzerine terettüp eder. Yani kelimeyi bilmedikten sonra kelimenin hükmünü bilemezsin ki. Kelamı bilmedikten sonra hükmü bilinmez ki. Peki anlaşıldı. Kelime ve kelam nahiv ilminin mevzusu olduğu için önce bunlar tasavvur edilmeli. Tarifle beraber biz bunları ne yapıyoruz? Tanıyoruz ve tasavvur ediyoruz. Ondan sonra da hallerinden bahsetmiş olacak. Peki bunu anladık. Kelime ile kelamla başlamasını anladık. Neden önce kelime sonra kelamı tarif etti? Bunun sebebi var mıdır? وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ kelimeyi kelam üzerine takdim etti tarifte musannif. Önce kelimenin tarifini yaptı, sonra kelamın tarifini yaptı. Tersi olabilir miydi? Önce kelam, sonra kelimenin tarifi olabilir miydi? Olabilirdi. Ona da sebep aranacaktı tabii. Kelimeyi takdim etmesinin sebebi لِكَوْنِ اَفْرَادِهَا جُزْاً مِنْ اَفْرَادِ الْكَلَامِ لِكَوْنِ اَفْرَادِهَا kelimenin fertleri olduğundan dolayı جُزْاً مِنْ اَفْرَادِ الْكَلَامِ kelamın fertlerinden cüz olduğundan dolayı. Her kelamı oluşturan cüzler, kelimenin cüzleri değil midir? Yani her kelam, kelimelerden müteşekkil değil midir? Öyleyse cüz var, kül var. Kül cüzlerden mürekkeptir. Binaenaleyh, madem ki kelam kelimelerden meydana geliyor, önce kelimeyi, sonra kelamı tarif etmek gerekiyor. Likevine efrade, mesela Câe Zeydün bir cümledir. Darabe Amrun bir cümledir. Mâte Bekrun bir cümledir. Şimdi burada Câe var, Mâte var, efendim Zeyd var, Bekir var, Amr var. Bunların her birisi birer müfret. Cümleler de bu müfretlerden oluşmuş oluyor. وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ لِكَوْنِ اَفْرَادِهَا kelimenin fertleri olduğu için, kelimenin fertleri, mesela ne diyoruz burada arkadaşlar? Câe Zeydün, Zeyd geldi diyelim. Câe Zeydün ağzımdan çıkan bir telaffuz var, Zeyd geldi. Bunun mefhumu nedir? Zeyd'in gelmesidir. Yani ağzımdan çıkan Zeyd'in geldi ayrı hüküm olarak, yani mana ve mefhum olarak bunu düşünün. Şimdi burada Zeyd var, Zeyd'in gelmesi var. Kelam hangisiydi? Zeyd geldi. Zeyd geldi mana olarak düşünün. Zeyd geldi manasının Zeyd manası ve geldi manası nedir? Birer cüzüdür. Yani Zeyd manası, geldi manası ne oldu? Zeyd geldi cümlesini oluşturmuş oldu. Yani likevni efradiha kelimenin fertlerinin mefhumları. Kelimenin fertlerinin mefhumları olduğu için cüzen cüz min efradil kelami kelamın fertlerinin mefhumlardan cüz olduğu için. Yani Câe Zeydün ağzından çıkan bir cümledir bu lafızdır. Bunun manası vardır. O manada cüz cüz müdür? Câe'nin manası ayrı, Zeydün manası ayrı. İşte cümlenin mefhumunu oluşturan mefhum cüzler nedir? Her birisi birer kelimedir. Daha doğrusu kelimenin fertlerinin mefhumları cümlenin mefhumunun oluşturuyor. لِكَوْنِ اَفْرَادِهَا جُزْاً مِنْ اَفْرَادِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهَا جُزْاً مِنْ مَفْهُومِهِ şimdi kelimenin fertleri kelamın fertlerini oluşturduğundan veya kelamın cüzleri olduğunda sıkıntı yok. Mâte Zeydün. Mâte bir kelime, Zeydün bir kelime. Bu iki kelime ne oldu?
Mate Zeydün kelamını oluşturmuş oldu. Şimdi nasıl ki mate bir kelime, Zeydün bir kelime, mate Zeydün ikisi birden kelam oluşturuyorsa, bu cümlenin bir ferdi, bir cüzü mate, bir cüzü Zeydün ise, mefhum olarak baktığımız zaman matenin mefhumu, Zeydün mefhumu da nedir? Genel mefhumun bir cüzü olmuş oluyor. O zaman şöyle diyelim. Likevni efradiha cüz'en min efradil kelami. Burayı lafıza ayıralım. Likevni efradiha kelimelerin fertleri lafız olarak mate Zeydün. Darabe Zeydün Amran. Darabe Zeyd Amr. Bunlar olduğu için cüz'en min efradil kelami. Kelamın fertlerinden cüz olduğu için. Kelam nedir? Darabe Zeydün Amran'dır. Bu darabe Zeydün Amre'nin fertleri nelerdir? Bu kelimenin cüzleridir. Bunun cüzleri daha doğrusu kelimelerdir. Doğru mu? Kelimenin fertleri onun cüzleridir. Ve mefhumiha cüz'en min mefhumihi. Mefhum olarak da baktığımız zaman kelimenin mefhumu ne oluyor? Kelamın mefhumunun cüz'ü olmuş oluyor. Kelimenin mefhumu nedir? Darabe Zeydün Amre'nde. Darabe'nin bir mefhumu var. Zeyd'in bir mefhumu var. Amre'nin bir mefhumu var. Darabe Zeydün Amre'nin de cümle olarak bir mefhumu var. Kelimelerin mefhumları cümlenin mefhumlarının cüzleridir. Onu oluşturmuş oluyor. Anlaşılması zor değildir diye düşünüyorum. Geçiyorum. Ve bede bi tarifil kelimeti, kelimenin tarifiyle başladı da fekale dedi. Ne dedi? Bu fekaleyi bedeye şey yapıyoruz. Veyahut da ve kaddemel kelimete fekale bunu ve bede bi tarifil kelimeti sonra ve kaddeme takdim etti ve kale fekale dedi. Kaddeme en yakın matuf aleyh kaddemedir. Kaddeme atfedebiliriz. Fekale dedi ki el kelimetu lafzun vuda'a li ma'nen müfredeyn. Evet. Kavlin makulü sadece el kelimetu değil dedi. El kelimetu lafzun vuda'a li ma'nen müfredeyn dedi. Peki el kelimetu tek tek şimdi ne yapıyor? Şarih musannifin açıklamalarını kelime kelime açıklıyor, şerh ediyor. El kelimetu kıyla denildi ki hiye vel kelamu muştakkani minel kelmi. Bu kelime muştak mıdır yoksa camit midir? Hani kalem camit olduğu gibi kelime de muştak mıdır, camit midir? Sahih olan görüşe göre camittir, muştak değildir. Ama ve kıyla denildi ki hiye vel kelamu kelime ile kelam muştakkani minel kelmi. Kelm kökünden muştaktırlar. Arkadaşlar kıyla geldiği zaman bu kıyla bazen nakil için gelir, bazen temriz için gelir. Merrada yumerridu temridan, temriz için gelir. Buradaki kıyla temriz için gelmiştir. Yani Abdurrahman el-Cami Hazretleri kelimenin ve kelamın kelm kökünden geldiği görüşü onda ağır basmıyor. Tercih ettiği görüş değildir. Ama böyle denildi diyor. Sonuçta bu görüşün de bir nesi vardır? Değeri vardır. Bu da وَلِكُلِّنْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا değerlendirilmesi gereken bir yönü vardır. Şimdi kelime ve kelam muştaktırlar. Nerede? مِنَ الْكَلْمِ kelm kökünden muştaktırlar. بِتَسْكِينِ اللّٰهِ الْكَلْمُ bir de el-kelimu var. Bir kelim var, bir de el-kelmu var. Kelim nedir? Mastar. Kelm ne demektir? Yaralamak demektir. مُشْتَقَّانِ مِنَ الْكَلْمِ kelm kökünden muştaktırlar. بِتَسْكِينِ اللّٰهِ bu bir teskin illami yura ken nukat yura vela yukra diye bunlar için söylenir arkadaşlar. Bir yerde görürseniz şaşırmayın diye anlatıyorum onu. Bir teskin illami kelm kelimesini nasıl okuyacağımızı anlatmak için gelmiştir. Biz onu minel kelmi o bir teskin illamiyi görünce minel kelmi diye okuduk onu. Tamam. Onu öyle okuduktan sonra bir daha bir teskin illami dememize gerek kalmaz. Hani şimdi diyelim ki sin gibi yazılan üzerinde nokta varsa şin okuyoruz onu. Nokta yoksa sin okuyoruz onu. Noktayı konuşmuyoruz. Değil mi? Şin deyince olay bitiyor ya zaten. Sat ile dat. Üzerinde nokta varsa dat okuyoruz onu. Nokta yoksa sat okuyoruz onu. Artık burada bir de nokta var diyor muyuz? Demiyoruz. Yani oradaki nokta bize bunu dat oku demiş oluyor. Burada da bir teskinilen bize minel kelme oku demiş oluyor. Yani biz yazıldığından dolayı okuyoruz ama aslında hadihi kennukat tura ve la tukra. Bunlar buna benzerler. Noktalar gibidirler.
nokta var demezsin, 2 nokta, 3 nokta var demezsin. Noktaya göre okursun. B dersin, altında ise T dersin, üstünde ise iki tane ise, bir tane ise N dersin. Ona göre okursun. Minel kelmi, kelm kökünden gelir. Ve huve kelm nedir? El cerhu yaralamaktır. Neymiş? El cerhu yaralamakmış. Peki kelime ile kelamın yaralamakla ne alakası var? Yani bundan muştaktırlar deyince hani lafız itibariyle bir bağlantı gözüküyor. Kaf, lam, mim falan. Ama mana itibariyle hani muştaklar arasında bir lafızda birlik olacak, bir de ne olacak? Manada da birlik olacak. Muvafakat olacak. Peki bu kelm kökünden ise bu da yaralamak manasında ise nasıl ondan muştaktır? لِتَأْثِيرِ مَعَانِيهِمَا Kelime ile kelamın manaları tesir ettiği için فِي النُّفُوسِ Nefislerde manaları كَالْجَرْحِ Cerh nasıl tesir ediyorsa efendim kelime ile kelam da ne yapıyor? Etki bırakıyor, tesir bırakıyor. Tabi arkadaşlar baktığımız zaman şimdi kelm dediğimiz, cerh dediğimiz elem veren, ızdırap veren bir tesir bırakıyor. Doğru mu? Kelime ile kelama gelince bu elem veren de olabilir, çok tatlı cümleler de olabilir. Yani her yönüyle oraya benzemiyor. Dolayısıyla buna kıyle ile olayı bize nakletmiş oldu. Ama bu meşhurdur arkadaşlar. Bu bilgi önemlidir. Çünkü çok kullanılır bu. Cerahatü sinani lehel-tiyam ve la yeltamu ma cerahallisan. Çok kullanılır bu. Ve kad abbera ba'du şuarai bazı şairler an ba'du te'thiratihima neyi anlatıyor şimdi? Kelime ile kelamın efendim cerh gibi tesir ettiğini bazı şairler gündeme getirmişlerdir. Bazıları bu okuyacağımız şiirin Hazreti Ali Efendimiz'e ait olduğunu söylüyor. Bu bir iddiadır tabi. Kesin değildir. Ama söz doğru bir sözdür. Kim söylerse söylesin güzel bir sözdür. وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ عَنْ بَعْضِ تَأْثِيرَاتِهِمَا بِالْجَرْحِ جَرْحِ ile tabir etmiştir. حَيْثُ قَالَ şöyle demiştir şiir. جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَلْتِيَامِ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرْحَ الْلِسَانِ جَرَاحَاتُ السِّنَانِ kılıçların yaraları leha onlar için vardır iltiyamın iyileşmek vardır. Ama وَلَا يَلْتَامُ iyileşmez مَا جَرْحَ الْلِسَانِ lisanın yarası efendim iyileşmez. Arkadaşlar söz bir ok gibidir. Ağzından çıkıncaya kadar senin kontrolündedir. Ağzından çıktıktan sonra senin kontrolünde değildir. Söz ağızdan çıkıncaya kadar nedir? Senin kontrolündedir. Çıktıktan sonra nedir? Artık senin kontrolünde değildir. Eğer söylediğin söz karşıki tarafı kırıcı ise, mesela ben şimdi belli bir yaşa geldim. Siz de kendinize göre, sizden daha genç olanlara göre abisiniz. Belli bir yaştasınız. Onlara göre sizin de tecrübeniz var. Bana size göre de benim daha fazla tecrübem vardır. Çocukluğumdan bugüne kadar böyle düşündüğüm zaman çok hoşuma giden taltifli sözler hatırladığım gibi rencide edecek sözleri de hatırlar mıyım? Hatırlayabilirim. Bir yerde siz birisi hakaret etmişse, rencide etmiş ise o rencideli kolay kolay unutmazsın onu. Hatırına gelir, hayaline gelir, tasavvur edersin onu. Dolayısıyla yaralar iyileşir. Kılıçların yaraları, okların yaraları iyileşiyor ama dilin yarası iyileşmiyor. Söz ola kestire başı, söz ola durdura savaş. Şunu arkadaşlar unutmamak lazım. İnsan, hani bazıları bana geliyor diyorlar ki, hocam biz işte karı koca arasında ciddi bir deprem yaşadık, kavga yaptık, niza yaptık. Çok sinirlendim. Çok sinirlendiğim için ona ben işte şöyle boş ol dedim. Ama hocam gerçekten çok sinirliydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Diyor yani deli miydi? Yok hocam deli değildim ama diyor çok sinirliydim. Ne yaptım bilmiyordum. Ben dedi şimdi benden şunu bekliyor. Madem çok sinirliydin bu sözün geçerli değildir. Efendim aile hayatına devam edebilirsin dememi bekliyor. Ben de ona diyorum ki kardeşim hiç kimse hanımını şöbiyet yerken, baklava yerken, döner yerken, köfte yerken boşamaz ki. Yani tatlı atmosfer içerisinde kimse hadi hanım ben seni boşadım demez ki. Bu ne zaman olur zaten? Kavga esnasında olur. Ha.
Demek ki Müslüman sinirlendiği zaman, darda kaldığı zaman o zamandır diline, dudağına malik olacak. O zaman dudağına malik olacak. Yoldan giderken sana hiç kimse bir şey söylemezsen sen kimseye bir şey yapmazsın. Ama adam şimdi kaydı vurdu sana veyahut da üzerini çamurladı. İşte o zaman senin ağzından çıkacak olan önemlidir. Darda kaldığın zaman, canının istemediği şeylerle gerçek karşı karşıya kaldığın zaman ağzından çıkacak cümleler önemlidir. Bu ağzından çıkar, bir daha geriye dönüş olmaz. O senin kişiliğini gösterir. O senin kişiliğini gösterir. Bir adama hakaret edersin. Bir adama hakaret edersin. Estağfurullah der. Abi yapma falan der. Bir adama hakaret edersin. 3 katı, 5 katı sana hakareti döndürür. İki karakter arasında ciddi fark vardır. İki karakter arasında ciddi fark vardır. Evet, onun için ben şunu tavsiye ederim size arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka söz bir namustur. Söz bir oktur. Söz bir emanettir. Ağzımızdan çıkıncaya kadar bizim kontrolümüzdedir. Ağzımızdan çıktıktan sonra bizim kontrolümüzden çıkmış olur. Alırsın eline telefonu, mesaj yazarsın, gönderirsin. Bir de durumdan gönderdiğini kabul et. Bunun gerisi var mı? Bunun gerisi yok. O ahirette mizanına kadar seninle beraber gelir. İnsanoğlu bir kelime söyler, önemsemez. Ama o bir kelime sebebiyle 70 sene cehennemin dibine doğru giden diyen Peygamber Efendimiz değil miydi sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanoğlu bir kelime söyler, çok önemsemez ama günahların bağışlanmasına, âlâ illiyine çıkmasına sebep olur. Evet, cerahatü sinâni lehelteyem ve lâ yeltâmü mâ cerahan lisân. Burada mevzu-i istişhad nedir arkadaşlar? Mevzu-i istişhad, efendim, kelime, yani dil ki, yani dilin söylediği nedir? Kelime ve kelamdır. Dilin söylediği kelime ve kelamın yarasının olduğunu ve bu yaranın iyileşmemesi önemli değil de onun da aynı şey gibi yaraladığını, mızraklar gibi yaraladığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla cerh noktasında kelimede de cerh vardır. Efendim, şeylerde de söyleyin, oklarda da, mızraklarda da cerh vardır. Peki kelm ne demekti o zaman? Cerh, yaralamak demekti. O zaman kelimede de kelm vardır daha doğrusu. Efendim şeyde de, sinanda da, yani mızraklarda da kelm vardır. Cerh noktasında birleştiler yani. İkisi de cerh ediyor. Fark nedir? Dilin cerhi iyileşmiyor, öbürün cerhi iyileşiyor. Peki, kelime dedik, kelam dedik. Bunların tarifleri gelecek. Kelime lafzı müştak mıdır, değil midir? Temriz yoluyla da olsa müştak olduğunu söyledi. Kelm kökünden geldiğini söyledi. Peki kelm mi, kelim mi? Bir de kelim lafzı var. İleyhi yes'adül kelimut tayyibu dedik. Şimdi ileyhi yes'adül kelimut tayyibu dediğimiz zaman burada el kelimu hangisidir? Kelime midir? Kelam mıdır? Başka bir kelime midir? Müfret midir? Tesniye midir? Cemi midir? Diyor ki vel kelimu bi kesril lami. Mesela anlaşıldı değil mi? Bi kesril lami deyince. Cinsun cinstir. La cem'un cemi değildir. Evet arkadaşlar. Şimdi kelim lafzı diyor ki cinstir. Ne değildir? Cemi değildir diyor. Burada arkadaşlar Bulacağımı okuyorsanız pek dünaminiz olacak. Abdülgafur'unuz olacak. Siyahlıkütünüz olacak. Abdülgafur ile Siyahlıkütü aynı eserde olabilir. Mecmu olarak bunlar bir araya toplayan vardır. Nushalar biraz tahsis edilmiş mi, edilmemiş mi? Nushalar şey olabilir, sıkıntılı olabilir. Ama Bulacağımı okuyan talebenin elinde ek dünami yoksa, Abdülgafur Siyahlıkütü yoksa kaval çalıyor demektir yani. Dersi ben halledeceğim, olacağımı halledeceğim, bu konuda efendim bu kufiyet kesbedeceğim demiş olmaz. Burada dedi ki kelim lafzı cinstir dedi, la cem'un cemi değildir. Karşımıza bir cemi ifadesi var arkadaşlar. Bir de ismi cemi vardır. Bir de ismi cins vardır.
Bir de ismi, cinsi, cemi vardır. Dört tane tabirden bahsedeceğim size. Bir cemi var. Bir ismi cemi var. Bir ismi cins var. Bir de ismi cinsi cemi vardır. Şimdi cemi nedir? مَا دَلَّ عَلَى اَحَادِهِ بِالْمُطَابَكَةِ مَا دَلَّ عَلَى اَحَادِهِ بِالْمُطَابَكَةِ Yani ahadına bil mutabaka delalet edendir. Mesela جَاَ الزَّيْدُونَ dediğin zaman جَاَ الزَّيْدُونَ ve زَيْدُونَ ve زَيْدُونَ demektir. Yani جَاَ الزَّيْدُونَ o اَزْزَيْدُونَ nedir? Cemidir. Ahadına bir mutabaka delalet eder. Yani اَزْزَيْدُونَ demek زَيْد, زَيْد, زَيْد demektir. Bunlara mutabakaten delalet eder. Bu cemin tarifidir. Peki arkadaşlar, kavm kelimesi, el kavmu, şimdi mana itibariyle nedir bu? Cemidir. Ama lafız itibariyle kavm kelimesi cemi midir? Değildir. Buna ismi cemi derler. Kavm nedir? Cemi değildir. Lafız itibariyle müfrettir. Ama biz buna ne diyoruz? İsmi cemi diyoruz. İsmi ceminin tarifi nedir? مَا دَلَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْاَفْرَادِ بِالتَّضَمُّنْ مَا دَلَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْاَفْرَادِ Şamil olduğu fertlerin her birisine delalet ediyor. بِالتَّضَمُّنِ Yukarıdaki neyle delalet ediyordu? Mutabakaten delalet ediyor. Bu nasıl delalet ediyor? Tazammunen delalet ediyor. Mesela arkadaşlar, kavm dediğimiz zaman o kavmi meydana getiren fertlerden mürekkeptir. Doğru mu? Yani kavm dendiği zaman o fertlere delalet eder. Her bir ferde tazammunen delalet eder. Yani kavm dendiği zaman zaten onların oluşumundan meydana gelen topluluğa kavm denmiş oluyor. Ama caezzeydune, ezzeydune dediğin zaman zeyt, zeyt ve zeyt üç tanesi bir araya gelince, en az üç tanesi bir araya gelince ezzeydune oluyor. Kavm kelimesine gelince bu مَا دَلَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ O kavmin içerisindeki her birisine delalet ediyor ama بِالتَّزَمُّنْ مِنْ تِلْكَ الْاَفْرَادِ بِالتَّزَمُّنْ Tazammunen delalet ediyor. Yani kavmin içerisinde o da vardır, o da vardır, o da vardır. Ama اَزْزَيْدُونَ de زَيْد, زَيْد ve زَيْد. Kavmin içerisinde kavm, kavm, kavm var mı? Öyle bir şey yoktur yani. Birisi mutabakaten delalet ediyor fertlerine, birisi tazammunen delalet ediyor fertlerine. Mesela kavmin o fertlerine delalet etmesi, mürekkebin cüzlerine delalet etmesi gibi bir şeydir. Değil mi? Mürekkebin cüzde, yani mürekkep varsa, o mürekkebin cüzlerine delaleti neyse, mesela insan dediğin zaman o insanın eli var, ayağı var, bunlara delaleti nedir? Tazammunen delalet ediyor. Kavmin de fertlerine delalet etmesi aynen böyledir. Bir cemi dedik arkadaşlar, cemi fertlerine mutabakaten delalet eder. İsmi cemi, fertlerine tazammunen delalet eder her bir ferdine. Birisinin misali اَزْزَيْدُونَ nedir? Zeydün, zeydün, zeydün demektir. Birisinin misali, ismi ceminin misali nedir? Kavm ve raht gibilerdir. Peki, ismi cinse gelince, ismi cins kendi arasında ikiye ayrılıyor. İsmi cinsi ifradi, ismi cinsi cemi. İsmi cinsi ifradi nedir? مَا وُضَعَ لِلْحَقِيقَةِ Hakikat için vaz edilmiştir. مَا وُضَعَ لِلْحَقِيقَةِ Hakikat için vaz edilmiştir. Hakikat neydi arkadaşlar? Mantıkta mahiyet, tarif. İnsanın hakikati nedir? Hayvan natık. İnsanın mahiyeti, insanın hakikati nedir? Hayvan natık. İsmi cinsi ifradi nedir? مَا وُضَعَ لِلْحَقِيقَةِ Hakikat için vaz edilmiş. مُلْغَنْ ف۪يهِ اِعْتِبَارُ الْفَرْدِيَةِ Ferdiyet, itibarı orada lağvedilmiştir. مُلْغَنْ ف۪يهِ اِعْتِبَارُ الْفَرْدِيَةِ Ferdiyet, itibarı orada lağvedilmiştir. Ferdiyet hesaba katılmıyor. Sadece hakikat, mahiyet kastediliyor. وَيَسْتُقُ عَلَى الْقَل۪يلِ وَالْكَث۪يرِ Aza, çoğa da sadık olur, şamil olur. Mesela, كَمَاِنْ وَتُرَابٍ Su ve toprak gibi. Şimdi arkadaşlar, ma kelimesi ne için vaz edilmiştir? Mahiyet için vaz edilmiştir. Yani su hakikatini bulunduran her sıvıya, su hakikatini bulunduran her sıvıya az olsun, çok olsun ne denir? Ma denir. Burada ferdiyet manası muteber midir? Değildir. Su nedir? Bir cinstir. Turab nedir? Toprak bir cinstir. O hakikati taşıyan az, çok hepsine ne deniyor? Toprak deniyor. Demek ki ismi cinsi ifradi, مَا وُضَعَ لِلْحَقِيكَةِ Yani bir ferd için konulmamış, bir hakikat için konulmuştur. Doğru mu? Şimdi
bir hakikat için, bir ferd için konulmamıştır. Ma vud'a'l hakikati lakin bi'tibari vucudiha, affedersiniz, mulgan fihi i'tibarul ferdiyeti. Ferdiyet itibarı orada nedir? Mulgatır. Ferdiyet nazar itibara alınmıyor. Ve yasluku alel qalili vel kethir, az az şu anda kullanılmış oluyor. Mesela racül dediğimiz zaman arkadaşlar, hani racülünden, tenvinden bir şey manası almazsan, bir vahdet manası almazsan, racül nedir? Zekerun min bini Adem'e caveze hatta sıgır ila haddil kiber. Yani insanoğlundan erkek olan ve çocukluk çağını geçmiş, buluğ çağından ileriye doğru giden herkese ne deniyor? Racül deniyor. Burada şimdi racül ne için vaz edilmiştir? Bir ferd için değil, bir hakikat için vaz edilmiş. Zekerun min bini Adem'e caveze hatta sıgırı ila haddil kiber. Bu hakikat için vaz edilmiştir. Bu hakikatin kendisine şamil olduğu az, çok, bütün herkese racül denebiliyor. Ma ve turab bunun ismi cins ifradinin en güzel örneklerinden birisidir. Cemi dedik, ismi cemi dedik, ismi cins ifradi dedik, bir de ismi cinsi cemi vardır arkadaşlar. Peki ismi cinsi cemi ile ismi cins ifradi arasında fark nedir? Ma vud'a lil hakikati. Bu da hakikat için vaz edilmiş. İsmi cinsi ifradi de hakikat için vaz edilmiş. İsmi cinsi cemi de hakikat için vaz edilmiş. Lakin bi'itibari vücudiha fi ekthera min ferdeyni. Fakat iki fertten fazlasında bulunması haysiyetiyle. Yani en az ikiden fazla fertte bulunması haysiyetiyle, itibariyle. Mesela el-kelim ve et-temr gibi. Arkadaşlar, temratün hurmada kullanılır. 1, 2, 3 fark etmez. Ama temrun dendiği zaman en az 3 tane olan hurma cinsi için vaz edilmiştir. Yani şöyle, temr kelimesi, el-kelimu kelimeleri bir hakikat için vaz edilmişlerdir. Ama bu hakikatte fertler muteber midir? Yoksa mulga mıdır? İsmi cinsi ifradi ile ismi cinsi cemi arasındaki fark budur. İsmi cinsi ifradi de mulgan fihi itibarul ferdiyeti. Ferdiyeti itibarı yok orada. Mesela su diyorsun, toprak diyorsun. Ferdiyet burada nazar itibarı almıyor. Ama kelim lafzına gelince, temr lafzına gelince burada ferdiyet nazar itibarı alınıyor. Lakin bi'itibari vücudiha fi ekthera min ferdeyni. Yani kelim denebilmesi için ikiden fazla olması lazım. İkiden fazla olan topluluklar için, onların mahiyeti için vaz edilmiş. Fertleri için değil, mahiyeti için vaz edilmiş. Demek ki mahiyet için vaz edilen bazen onlarda ferdiyet nazarı itibarı alınır, bazen ferdiyet nazarı itibarı alınmaz. Eğer ikiden fazla fertlerde olması nazarı itibarı alınmışsa ona ne diyoruz? İsmi cinsi cemi diyoruz. O zaman arkadaşlar, kelim lafzı nedir? İsmi cinsi cemidir. Bu da lafız itibariyle ne sayılıyor? Müfrettir. Ama mana itibariyle cemidir. Peki burada ismi cinsi cemi ile ismi cemi arasındaki fark nedir? İsmi ceminin örneği neydi arkadaşlar? Kavm ve raht idi. Kelim lafzının ve temr lafzının ismi cemiden farkı nedir? Bazen bunlar birbirlerinin yerinde kullanıldığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama aradaki nüans nedir? Şimdi kavm vaz edilirken niçin vaz edilmiş? مَا دَلَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْاَفْرَادِ بِالتَّضَمُّنْ. Fertlerine bir tezammun delalet edendir. Yani kavm dendiği zaman o kavmi oluşturan şahıslar için vaz edilmiştir. Bir tezammun onlara delalet ediyor. O da lafıza nedir? Müfrettir. Ama kelim lafzına gelince, kelim lafzı vaz edilirken hakikat için vaz edilmiştir. Fertler için değil. Kavm kelimesi ne için vaz edilmiş? O kavmi oluşturan fertlere şamil olmak için vaz edilmiştir. Ama ismi cinsi cemide ise hakikat için vaz edilmiş. Hakikat için vaz edilenler cins oluyor. Eğer ferdiyet nazarı itibarı alınmıyorsa ismi cins oluyor. Eğer ferdiyet nazarı itibarı alınıyorsa ismi cinsi cemi oluyor. Şimdi bu açıklama arkadaşlar İqdünnami'de vardır. Oradan takip edebilirsiniz. Vel kelimu kelim lafzı bi kesril lami, işte cinsün cinstir.
La cem'un cemi değildir. Ketemrin ve temratin. Nasıl ki temratün müfrettir ama temrun nedir? İsmi cinstir. Nasıl ki temr ismi cins ise, ismi cinsi cemi ise, kelim lafzı da ismi cinstir. Nereden biliyoruz kelim lafzının cemi olmadığını, ismi cins olduğunu? Bi delili kavlihi teala ileyhi yes'adul kelimu tayyibu. İleyhi ancak Allah'a yes'adu yücelir, yükselir. El kelimu tayyibu. Hoş, güzel söz. Güzel sözler. Güzel sözler dedi yani kelime-i şehadet, kelime-i tayyib, zikirler Allah'a yükselir. Şimdi arkadaşlar buradaki el kelimu eğer gerçekten cemi olsaydı, kelimetün lafzının cemi olsaydı, o zaman kelim lafzı cemi olunca onun sıfatı olan et-tayyibu, et-tayyibu olamazdı. Et-tayyibetu olması lazım. Öyle mi? Er-ricalu ca'et evca'u. El-eşşâru kut'at ev kut'ina. Şimdi ileyhi yes'adül kelimu, kelim lafzı cemi olunca müennes olacaktı. Cem mükesserdir, müennes olacaktı. Müennes olunca et-tayyibu olmazdı. Et-tayyibetu olması gerekirdi. Orası et-tayyibu olunca bize el-kelimu lafzının cemi olmadığını gösterdi. Ama mana itibariyle kelim nedir? Efendim, ikiden fazla olan adeta kelimeler için kullanılmış oluyor. İşte buna da ne diyoruz? İsmi cinsi cemi diyoruz. Evet. Böyle olduğu zaman da et-tayyibu ne oldu? Müfret lafzının sıfatı olmuş oluyor. Müfret lafzının sıfatı olduğundan dolayı et-tayyibu normaldir. Demek ileyhi yes'adül kelimut tayyibu ayeti kerimesi, kelim lafzının cemi olmadığını bize et-tayyibunun müzekker olarak gelmesiyle ispatlamış oldu. Peki, kelim lafzı cemidir iddia etse birisi, o zaman ileyhi yes'adül kelimut tayyibu'ya ne yapması lazım? Cevap vermesi lazım. Vakile denildi ki sahibu sıhah ve lübab Abdülgafur da diyor ki onlar tarafından şöyle deniyor. Kelim lafzı cemidir. Vakile denildi ki cem'un cemidir. Haythu la yaka'u illa alethelâti fesâiden. En az üç ve daha fazlasında kullanıldığından dolayı bu kelim lafzı cemidir. Yani onlar ismi cinsi cemi olduğu gibi ne kabul etmişlerdir? Cemi kabul etmişlerdir. Üç ve daha fazlasına kullanıldığından dolayı cemin tarifine giriyor, cemidir dediler. Vakile cem'un, yukarıda bel kelimu, cinsun la cem'un dedi. Bunu kural olarak söyledi. Öbürünü vakile olarak söyledi. Ne yapmış oldu? Temriz etmiş oldu bunu. Doğru mu? Yani diğerini fikir olarak söyledi, görüş olarak söyledi. Burasını kıyle nakil olarak söyledi. Kıyle sahibul sıhhah kamus sahibidir, lübab sahibi. Onlar diyorlar ki, üç ve daha fazlasında kullanıldığından dolayı kelim lafzı nedir? Cemidir diyorlar. Peki o zaman onlar şeye cevap vermeleri lazım. İleyhi yes'adül kelimu tayyibu'ya cevap vermeleri lazım. Vel kelimu tayyibu, ayeti kerimede geçen el kelimu tayyibu yüevvelu bi ba'dil kelimi. Ba'dul kelim ile tevil edilir. Yani ileyhi yes'adü ba'dul kelimi tayyibi. Yani orada ba'd kelimesi mukadderdir. Tayyip kelimesi, kelim lafzının değil de o bazın sıfatıdır. Şimdi arkadaşlar, ibarede normal kuralın dışında bir şey gözüküyorsa mutlaka orada tevil yoluna gidilir. Mesela, inne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. İnne rahmetallahi, şüphesiz Allah'ın rahmeti, qaribun, yakındır minel muhsinin. Muhsinlere yakındır. Şimdi rahmet müennes olduğuna göre inne rahmetallahi garibun değil, garibetun olması lazım. Burada ibarede bir uyumsuzluk gözüküyor. Ne olması lazım? Ya rahmet tarafında bir tevil yapacaksın yahut da garibun tarafında bir tevil yapacaksın. İnne rahmetallahi, inne ihsanallahi tevilindedir orada. İnne ihsanallahi garibun minel muhsinin. Yani oradaki rahmeti ne ile tevil ediyorsun? Müzekker bir kelimeyle tevil ediyorsun. Garibun kelimesi bu sefer yerine oturmuş oluyor. Şimdi ileyhi yes'adül kelimut tayyibu. Eğer el kelimu müennes ise, cemi olduğundan dolayı, et-tayyibu buna uymuyorsa, o zaman ne yapacağız? Kelimin tarafında bir şey takdir edeceğiz ki tayyibe uymuş olması lazım. Yani müzekker bir kelime takdir edeceğiz. İleyhi yes'adü ba'dul kelimi. Bazı kelimeler ki et-tayyib. Onun sıfatıdır. O zaman
At-tayyib görünüşte her ne kadar kelim lafzının sıfatı ise de gerçekte onun sıfatı değildir. Mukadder olan bazı kelimesinin sıfatıdır. İleyhi yes'adül ba'dul kelimeyi, o bazı kelimden maksat da işte efendim kelime-i şehadet vesaire olduğu hadis-i şerifte zikredilmektedir.